bu tarafa da dedim babası. Hemşire gelir, hemşire. Hemşire gelir. Cumartesi günü akşam ben yemeklerini yedirdim. Dışarı çıkarken ceyran gitti. Sobayı yaktım. Ben dedim ki ne oğlum içeriden çıkmayın dedim. Genler çıkmışlar. Dışarıda mazot tenekesi vardı. Az bir şey mazot tenekesinde. Mazot az kalmış zaten. Ağaçlıkta hiç yakamıyorlar. Neyse. Komşular görmüş, ben göremedim. Yalan söylemeyeyim. Bana bir haber geldi ki ne, çocukların yandı, gel eve yetiş dediler. Eve geldim. Nasıl oldu dedim. Daha o tenekeyi saklayayım, durayım. Bu tenekenin içine kağıt basmışlar. Onu da ateşe vermişler. İki komşumuzun oğlu, iki tane benim oğlan. Bomba yuva patlamış. Ondan sonra patladığında ambulansı çağırmışlar. Atasına rahmet hepsinin. Sebep olan yani sağ olsun. Gene erken yetiştirdiler. Allah'a çok şükür. Aa kurtuldu. Çok şükür. Allah büyük inşallah. Biri kurtuldu, bir tanesi kaldı. Yüzü, bütün yüzünden eli. El buradan böyle. Surat komple. Oyun gibi oynamışlar ama oyuna benzemez. Şu Monof mu ne diyorlar ona? Patlı ya. Molotov. Aynı onun gibi. Komşular diye alev diye böyle diye yükseldi diye ortalık aydınlandı diye birdenbire diye. Ya baktım teneke egim bügüm olmuş. Teneke dıştan içeri doğru çekiş yapmış. Hepsini. Sen depikten vurmuşsun tenekeyi ezmişsin. Bu şekilde. Evet. Evim Eydel. Yalan söylerim. Şimdi orada eve götürsem daha kötü hasta olur. Her zaman soba yanmıyor. Her zaman şey olmuyor. Bir soğuk, bir sıcak olur. Bir de şu şey kapar, mikrop kapar. Bütün daha kötü olur diye bırakmadılar sağ olsunlar. Devlet bırakmadı yani. Bu yüzü devsin tanıyamadım ben ya. Çocuğumu tanıyamadım. Geldiği gün pansuman ettiler, sardılar, ettiler, ilaçladılar. Dersin geldim, surat şişmiş, gözlerini açamıyor. Nasıl edeceğimi şaşırdım. Ben Allah yardım etsin. Gene bunlar iyi insanmış, iyi bir emektarmış yani. Düzelttiler çok şükür. Allah'a, genlere de Allah yormasın. Komşumuzun oğlu bidon tenekesini aşağı indirmiş yanıcı maddeyi. Üzerine de bir ateş koyuyor. Kendi ateşi verince o bidon patlıyor. Bu karşıdaki 3 kişiye patlamada bu 3 kişi daha çok hasar görüyor. Benim oğlumun durumu vallahi abi ne diyeyim size. Göründüğü gibi zaten pek de ele alınır bir şey yok. Bir haftadır hiç uyku denen bir şey yok. Zaten içeri alacaklardı. Beyninde dalgalanma var benim çocuğumun. İçeriye de biz kendimiz imzamızla çıkarttık. O yüzden hastanede yatıramıyoruz. Günlük gelip gidiyoruz buraya. İkinci derece dedi. Hiç de bir bilgi vermiyor. Her gün geldiğimizde yaraları açıyor, soyuyor, ilaçlıyorlar sağ olsunlar. Evimize gidiyoruz geri tekrar. Sanki bir sokağa bir bomba atarsın gibi çıktı. Zaten alev almışlardı geldiklerinde. Oradaki yani şeyleri, halleri, kimi görseler yardım edin, işte kurtarın bizi diye bağırıyorlardı. Sularla söndürdük biz kendileri. Peş peşe 3 ambulans, olay inceleme, polis ekipleri geldi bütün. Yani yapacak bir şey yok abi. Durum ortada yani gördüğünüz gibi. Olay çok dikkat etsinler. Bizimki bir dakikanın içerisinde oldu. İçerideydi arkadaş. Çağırdı dışarı çıkmasıyla bu olay geldi başımıza. Ateşle oynayan bir çocuk bile değil ama bu haldeyiz. Yapacak bir şey yok. Anneler babalar da çocuklarına çok dikkat etsinler. Hadi anne. Hadi. Geçmiş olsun abla. Sağ olun. İlk hali bu. İkinci dersim bir gün sonra geldim beyler. Bak. Elleri komple yanık. Pepsi şişesinin o çöpü ağzına girmedi.